Evet. Sayın milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Başkanım, bugün burada sizlerle birlikte olduğum iki çalışma arkadaşım, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliğinden sorumlu Gölge Bakan yardımcılarımızla birlikte değerli 14 Büyükşehir Belediye'mizin temsilcisi, Su Kanalizasyon İdaresi'nin genel müdürleri, ilgili daire başkanları, değerli basın mensupları, sevgili konuklar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul'da 14 Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız bir toplantı sonrasında, Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında, belediyelerimizin her alanda işbirliğini sağlamak, başarılı çalışmaların yaygınlaşmasını ve bellek paylaşımı, deneyim paylaşımı, başarılı örneklerin yaygın bir biçimiyle kullanılması konusunda başlattığımız toplantılar zincirinin bugün Antalya'da Su Kanalizasyon İdarelerinin genel müdürleriyle yapıyoruz. Ev sahipliğinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, hepimiz biliyoruz ki afetlere dirençli kentleri oluşturmak zorundayız. Bugünkü gündem maddelerimizden bir tanesi kentlerimizin uğradığı doğal afetler. Bunlar deprem, sel, su baskınları, yangınlar. Pek çok konu başlığıyla altında aslında yapılması gereken çalışmaları bugün burada başarılı bir biçimiyle uygulama örnekleri üzerinden de tartışacağız. Biz bu toplantılar silsilesini niye yapıyoruz? Çünkü 31 Mart 2024 seçimlerinde Türkiye'de seçmenimizin %65'i, toplam nüfusun %65'i kendilerini Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yönetmesi yönünde oy kullandılar. Değerli Azur'un sevgili basın mensupları, Türkiye'de nüfusun en büyük, en çok insanın yaşadığı 6 büyükşehir belediyesinin tamamının Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetilmesi, 30 büyük şehrin neredeyse yarısının CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyor olması aslında bizim yaptığımız çalışmaların toplum nazarında ve seçmen karşısında bir karşılık bulduğunu, bunun da 2019 seçimlerine %48'lik bir nüfus artışının, yönettiğimiz nüfusun %65'e ulaşmasıyla da kendi içinde başarılı sonuçlar verdiğini biliyoruz. Bu nedenle içinde bulunduğumuz Antalya ikinci kez üst üste Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılarak kendi tarihinde de bir ilk oluşturdu. Tabii ki burada sadece belediye başkanlarımız değil, onunla birlikte çalışan yüzlerce üst düzey yönetici, teknik kadro ve binlerce, on binlerce emekçi ve işçinin de alın terinden bahsetmek gerekir. Peki toplum ve Türkiye ne bekliyor CHP belediyeciliğinden? En başta gelen kamuda israfın durdurulması, ihale mevzuatına sıkı sıkıya doğru yönetilmesi, saydamlık, özellikle altyapı yatırımlarda denetlenmesi mümkün olmayan kimi yatırımlarda fakir fukaranın bize emanet ettiği, gözümüzün nuru gibi bakmamız gereken devlet malına, devletin parasına kendi paramızdan daha fazla özen göstermememiz. O nedenle hepimiz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Parti'nin belediyeciliğinde daha önce 1 milyon lira yapılan iş şimdi 500 bin lira yapılırken yapılan işin miktarı da iki katına çıkmış durumdadır. Her alanda bunu görüyoruz. O nedenle ben burada özellikle su, kanalizasyon, yağmur suyu kanalları, arıtma tesisleri, şebeke imalatları, asbestli boruların değiştirilmesinden başlamak üzere enerji verimliliğini arttırmak için pompaların değiştirilmesine kadar su kayıp kaçaklarının önlenmesi konusundaki teknolojik donanımları kurumlarımıza kazandıran tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bunun sonucunda zaten sizlerin belediyelerdeki yapmış olduğunuz üstün çalışmanın sonucundadır CHP'li olmayan belediyelerin Bursa'nın, Balıkesir'in, Manisa'nın ve Denizli'nin CHP tarafından kazanılması, Türkiye'deki neredeyse her iki ilçe belediyesinden bir tanesini
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetmesindeki temel ölçüt, toplumun bize duymuş olduğu güveni daha da ileriye götürmemiz gerektiğidir. Bugün burada konuşacağımız konulardan bir tanesi, deprem riski taşıyan bölgelerdeki hızlı altyapı yatırımlarının yenilenmesi. Hatay, Kahramanmaraş depremi bize gösterdi ki değerli arkadaşlar, deprem sonrasında acil kurtarma çalışmaları yapılırken, deprem bölgesinde sağ çıkan insanlara ilk lazım olan içme suyuydu. Ama arkasından yemek değildi, battaniye değildi. Tuvalet ihtiyacının giderilmesine acil ihtiyaç vardı. O nedenle CHP belediyeciliği şimdi bütün deprem riski taşıyan bölgelerin tamamında bu ihtiyacın giderilmesine dönük olarak var olan şehir parklarının, tema parklarının, mahalle içindeki deprem toplanma alanı dediğimiz parkların tamamında 12 saat içinde mobil istasyonların kurulabileceği, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilebileceği çözüm önerilerinin artık hayata geçmesini konuşuyor olduk biz. Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Anadolu'nun farklı coğrafyalarında, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında ani yağışlar sebebiyle sel ve su baskınları sonrası oluşan ciddi kayıplar, sel ve çamur altında kalan kentlerimize yardım yollama konusunda, oralarda acil eylem planıyla yardımlaşma konusundaki belediyelerimizin gösterdiği işbirliği de CHP'nin her türlü afet karşısında bir mobilizasyona hazır olduğunun göstergesidir. Zaten daha önce yaptığımız itfaiye daire başkanları çalıştayı, sonrasında yaptığımız ulaştırma çalıştayı, bugün yaptığımız su kanalizasyon idare başkanlarının iklim değişikliğine ilişkin çalıştay, geri dönüşümcülerle yapacağımız çevre kontrol daire başkanlarıyla, sonra kültür daire başkanlarıyla yapacağımız bütün çalışmalar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi yönetme iddiasının en güçlü biçimiyle ortaya koyma iradesidir. Ve Türkiye'nin bütün coğrafyalarındaki CHP belediyeciliği yetiştirdiği kadrolarla, nitelikli kadrolarla bugünkü beceriksiz ve basiretsiz iktidarın partizanca oluşturmaya çalıştığı kadrolaşmanın karşısında liyakata dayanan bir kadrolaşmayla Türkiye'yi yönetebileceği, çok daha iyi yönetebileceği, çok daha ucuza, çok daha verimli ve sürdürülebilir bir kalkınma planıyla yönetebileceğinin göstergesidir. İklim değişikliği önemli bir konumuz. Sizler daha çok Türkiye'nin Ankara'nın batısında bulunan illerin büyükşehir su kanalizasyon idareleri olarak şunun farkındayız. Türkiye'de nerede su azsa, nerede su kıtlığı varsa Türkiye nüfusu oraya doğru hareket ediyor. Türkiye'nin 104 milyar metreküp civarında toplam su rezervi vardır. Bunun 70 milyar metreküp civarındaki kullanmaktadır. Çok büyük bir kısmı tarımsal alanda, bir kısmı önemli bir miktar termik santrallerde, yaklaşık %10'u da insan yaşamında ve içme suyunda kullanmaktadır. Ama Türkiye'deki yanlış uygulanan ekonomik politikalar sebebiyle Türkiye'nin doğusundan, yani suyu daha çok bulan doğusundan suya erişmekte zorluk çeken Batı, Ege ve Akdeniz ya da Marmara bölgesine doğru bir göç ve nüfus hareketi vardır. Planlamayı iptal eden, devlet planlama teşkilatını kapatan iktidarlar yüzünden Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllar içinde su kıtlığının, su fakirliğinin daha da üst seviyeye çıktığı bir yönetim sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağız. O nedenle bizler yasanın öngördüğü biçimiyle suyu kaynağından almak, onu şehirlere getirme göreviyle yüklenmiş olan devlet su işlerinin yapmadığı yatırımların, eksik yaptığı yatırımların, beceriksizlik yüzünden heba ettiği milyarlarca liralık yatırımın karşılığında özellikle büyük şehirlerimiz ciddi su sıkıntısı yaşamaktadır. İstanbul'un içme suyu şebekesini besleyecek olan 315 milyon dolar İSKİ'nin parasını alarak yapılmış olan Melen Barajı'ndaki onarılamaz çatlak yüzünden hala bir metreküp su tutulamaması meselesi, zaten Türkiye'nin su meselesinin bu beceriksiz kadrolara teslim edilemeyeceğinin temel bir göstergesidir. Ya da yaz nüfusu ile kış nüfusu arasındaki farklılık neredeyse 1'e 3, 1'e 4 olan Muğla gibi, Antalya gibi turizmden dolayı çok ciddi bir nüfus hareketine sahip olan şehirlerimizdeki
içme ve kullanma suyuna ulaşım noktasında devlet su işlerinin yapmadığı yatırımlar yüzünden yaşanan sıkıntıları da mutlaka göz önünde almamız ve bunu Türkiye gündeminde tutmamız gerekir. Hala Türkiye şebeke kayıp ve kaçaklarının çok yüksek olduğu bir ülkedir. Altyapı yatırımları konusunda kurumlarımızın finansmana erişme, kredi kullanma, uluslararası ya da yurt içinden kullanacakları kredi faizlerinin belli bir yatırım yapılabilir seviyenin altında tutulması konusunda yaşadıkları zorlukları da bugün ve bugün yarın bu toplantıda konuşacağız. Finansmana erişmekte zorluk çeken, finansmanın yönetilmesinde biraz önce belediye başkanımızın, büyükşehir başkanımızın söylediği gibi suyun tüketimindeki KDV oranını %1'e indirip suyun kullanılmasında, getirilmesinde, pompalanmasında, arıtılmasında, atık suyun bertaraf edilmesi ve arıtılarak deşarj edilmesinde kullanılan enerjinin maliyetini belediyeleri en yüksek ücrete tabi sanayi tesisi statüsüne koyuyor olmalarını anlamak mümkün değildir. O nedenle her türlü zorluk karşısında gösterdiğiniz üstün performans, bazı alanlarda kimi belediyelerimizin günümüzün teknolojisini en verimli kullanması ve bunu yönetim yapılanmasının bir parçasını haline getirmesinin de burada deneyim paylaşımlarını birlikte konuşacağız. Değerli arkadaşlar, gene konu başlıklarımızdan bir tanesi içme ve kullanma suyunun geri dönüşümü konusunda yasal mevzuatlarda yapılması gereken değişiklikler ne olabilir? İlk yapılacak olan seçimlerde iktidara gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim anlayışının bir parçası olacak olan imar mevzuatına girecek olan gri suyun kullanılması, atık suların bertaraf edilmesi mi yoksa onların yeniden yaşama, doğal yaşamın bir parçası haline getirilmesi mi? Yine yağmur sularının toplanması ile ilgili mevzuat değişiklikleri, çatılardan ya da binalarda yağmurla birlikte oluşan suların nerelerde depolanacağı, bu depolanma ile ilgili yeni mevzuat değişiklikleri gibi pek çok konu başlığında bugün burada ve bugün ve yarın burada konuşulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yine bugünkü toplantımızda deprem bölgelerinde hala nitelikli ve temiz içme suyuna ulaşamayan depremzedelerin, buralarda ilgili su kanalizasyon idarelerimizin hemen Şubat ayının ilk günü, depremin olduğu gün ilk hamle yaparak yüzlerce ekip arkadaşıyla birlikte önce sağlıklı içme suyunu, arkasından şebekelerin bakım ve onarım konusunda gösterdikleri çabanızın bundan sonra oluşacak olan bir afet karşısında nasıl bir aksiyon alınması gerektiğini, hangi belediyenin bir başka belediye ile eşleşmesi gibi temel konu başlıklarını da bugün ve yarın burada konuşulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün Antalya'mızda yapacağımız bu toplantıda deprem bölgesindeki yaşayan yurttaşlarımızın hala 650 bin konut kullanılamaz hale gelmişti ve 4,5-5 milyon insanımız doğrudan barınma problemiyle karşı karşıya kalmıştı. Buraya gelirken hala 70 bin civarında konutun bittiğini, yıl sonuna kadar 2 yıl içinde bitecek olan konut sayısı 130 bin. Görünen o ki bu 10 yıllık bir dönemi ifade etmektedir. O nedenle CHP'nin Antalya'daki bu çalıştayından deprem bölgesine de güçlü bir mesajın gönderilmesi ve bütün büyükşehir belediyelerimizin deprem bölgelerindeki sorunların giderilmesi konusunda kaynak, insan gücü, ekipman, araç desteği ve altyapı yatırımlarında proje desteği yapma konusundaki deneyim paylaşımlarında konuşulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Biz herhangi bir bölgede depremzede yaşayan, depremzede durumunda bulunan vatandaşımızın o belediyeyi kimin yönettiğine bakmaksızın bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz, Sayın Genel Başkanımızın da ifadesiyle onları kendi yurttaşı, kendi seçmeni ve belediye sınırlarında yaşayan vatandaşlarımız gibi değerlendirip hizmet edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu bir başka tabii önemli konu devlet su işlerinin özellikle Aydın, Muğla, Antalya
turizm bölgelerinde işte Balıkesir, Bursa ve İstanbul, yani yaz ve kış nüfus arasındaki büyük fark bulunan yerleşim yerlerimiz ile turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerdeki insan hareketinden kaynaklanan yüksek su tüketimlerini dikkate alarak buralardaki yeni su kaynaklarının oluşturulması konusunda yatırım yapmaya buradan davet ediyoruz. Özellikle Muğla ilimizde kendi nüfusunun neredeyse 4 katından fazla yazlıkçı nüfusu barındıran bir kentin artık kuraklığın en had safhada olduğu ve suya erişimin ciddi bir problem haline geldiği günümüzde devlet su işlerini hızlı bir biçimiyle yatırım yapmaya davet ediyoruz. Özellikle de ki bazı bölgelerimizde su kaynaklarının, insani tüketime ihtiyacı olan su kaynaklarının yandaş şirketlerin termik santrallerinde kullanmak üzere ayrılmış olmasının da asla kabul edilmediğini buradan belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yağmur suyuyla ilgili de sizin bu çalıştığınızdan çıkacak sonuçların önümüzdeki dönemlerde yapılacak olan belediyelerimizdeki imar yönetmeliğine esas alacak kimi değişikliklere yol açmasını bekliyoruz. Özellikle yeni yapılacak olan siteler, toplu konutlar, benzeri inşaatlarımızın, mahallelerimizin, bu deprem dönüşüm alanlarımız da bunun içindedir. Buralarda artık geçmişte uyguladığımız yanlış imar politikalarıyla gri su, yağmur suyu ya da diğer su kaynaklarımızın arıtıldıktan sonra yeşil alanların sulanmasından başlamak ya da arıtılarak tekrar kullanıma sokulması konusundaki çalıştayımızdan da bir nitelikli karar çıkmasını beklediğimizi belirtmek istiyorum. Su kanalizasyon idarelerimizin en büyük problemlerinden bir tanesi de doğrudan doğruya ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılarla boğuşan yurttaşlarımızın ödedikleri bedellerle hizmetlerini karşılamasıdır. Bugün Türkiye'de 17 bin TL asgari ücretle çalışmaya mahkum edilmiş nüfusun %50'si, 12.500 liralık bir ücretle yaşamaya mahkum edilmiş 16 milyon emeklinin %80'i aslında aldıkları hizmetin karşılığında ödedikleri bedelleri de zorlanarak yerine getirmektedir. Türkiye'de su ve kanalizasyon idarelerinin en temel sıkıntısı maliyetleriyle hizmet bedelleri arasındaki dengenin giderek bozuluyor olmasıdır. Bu manada finansmanın yönetilmesi konusunda da yaşanan hem sıkıntıların gündeme getirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu kurumların doğrudan doğruya yatırımcı kurumlardır. Çok sayıda bütçelerinin %40 ile %60 arasındaki bölümünü de yatırım harcamalarını harcamaktadır. Bu yatırım harcamalarında yaşadıkları sıkıntının azaltılabilmesi açısından da ülkedeki genel refahın ve ekonomik göstergelerin olumluya gitmesinin de aslında dolaylı olarak önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Yine su kanalizasyon idarelerimizin enerji maliyetleri de önemli bir problem oluşturmaktadır. Enerji maliyetlerinin azaltılması konusunda başlamış olan kimi GES ya da diğer yatırımların ya da su cazibeyle akan suların birer hidroelektrik santral haline dönüşerek buradan enerji elde edilmesi konusunda bazı istisnai ve avantajlı olan kimi belediyelerimizin de bunu yavaş yavaş hayata geçirilmesi ve toplam harcadıkları enerji bedellerinin giderler içindeki payının azaltılmasının da çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, çalıştayımız bu biçimiyle Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğin önümüzdeki dönemde farklı konu başlıklarıyla Türkiye seçmenine ve 86 milyona bizim her konuda yetkin bir kadro yapılanmasına sahip olduğumuzu ve Türkiye'yi bir seçim sonrasında yönetebileceğimizin temel mesajını vermeli ve kurultayımızdan başarılı sonuçların da çıkmasının önemli olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Ben buraya katılan tüm konuklarımıza, tüm su kanalizasyon idaresi başkanlarımıza, ilgili daire başkanlarına
çalışmalarında başarılar diliyorum. Tekrar ev sahipliği dolayısıyla bizleri Antalya'da misafir eden belediye başkanımız Sayın Muhittin Böceğe ve çalışma arkadaşına teşekkür ediyorum. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliğinin başarısından kimse korkmasın. Kimse uydur kaydır mahkeme kararlarıyla yerel yöneticilerimizin siyasetten men edilmesi yönünde sakın ola bir yanlışın içine gitmesin. Bunun Türkiye'ye yaratacağı tahribat, Türk ekonomisine vereceği zarar ve Türkiye'deki 100 yılı aşkın cumhuriyetimize ve demokrasimize uğratacağı hasarın boyutunu kimse kestiremez. O nedenle siyasette siyasetçinin rakibi siyasetçidir. Belediye başkanlarımızın karşısına onları yenebilecek adaylar çıkarabiliyorsanız çıkarın, onlarla yarıştırın. Belediye başkanlarımızın rakiplerini savcılar, hakimler ya da kamu kurumlarının yöneticileri yapmaya çalışırsanız buradan Türkiye demokrasisi büyük zarar görür diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, sizi biraz daha sahnede ağırlamak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz, aktardınız.